Sevgili öğrenciler, biliyorsunuz Türkiye çok olağanüstü bir süreçten geçiyor. Koronavirüs salgını nedeniyle okullarınız tatil edildi. Bir hafta tatil yaptınız ama artık tatil bitti. Bu bir tatil değil. Dolayısıyla eğitim öğretiminize evinizden de devam etmeniz gerekiyor. Ta ki bu süreç sonuçlanıncaya kadar. Ben bu sürecin sonuçlanacağını ve okullarınıza tekrar döneceğinizi biliyorum. Gerek kursa devam eden öğrenciler, gerekse okula giden öğrenciler için bu süreç mutlaka tamamlanacaktır ve okullarınıza döneceksiniz. Burada insan sağlığının her şeyden önemli olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Yani her şeyin başı sağlık. Sağlıklı olmasanız başka yapılacak hiçbir şeyin anlamı yok. Hani derler ya, insanın sağlığı birdir. Ondan sonra yanına sıfırlar eklenir işte. Büyürsünüz 10 olur, ekonomik imkanlarınız artar 100 olur, 1000 olur, milyon olur, milyar olur. Ama başındaki 1 giderse hepsi sıfır olur. Yani sağlık her şeyin başıdır. O nedenle sağlığınıza dikkat etmeniz lazım. Evinizde izleyeceğiniz dersler vereceğiz sizlere. Bu dersler günde 3 seans halinde olacak. Ve bunların programlarını sosyal medyadan sizlere ulaştıracağız. Ayrıca okullarınızda öğretmenlerinizle, kurslardaki öğretmenlerinizle size bu saatleri bildirecek. Hangi saatte hangi konuyu izleyebilirsiniz bunu söyleyeceğiz. Biliyorsunuz Milli Eğitim Bakanlığımız EBA vasıtasıyla da çok güzel bir çalışma yapıyor. Hem EBA'yı izlersiniz hem de Final Evinizde programını izlersiniz. Böylece eksikliklerinizi giderme, kapatma yoluna girmiş olursunuz. Tabii bu süreçte dikkat etmeniz gereken şeyler var. Bir kere televizyonu karşısına geçtiğiniz zaman elinizde mutlaka kaleminiz, kağıdınız olsun. Televizyonu can kulağıyla izleyin. Odada başka gürültüler olmasına çok da izin vermeyin. Sizin dinleyeceğiniz dersler yaklaşık 20-25'er dakikalık seanslar halinde olacak. Ondan sonra aralar verilecek. Size zaman zaman rehber öğretmenlerimiz dersin dışında da bir takım hatırlatmalarda bulunacaklar. Size bazı ödevler verecekler, uyarılarda bulunacaklar. Dolayısıyla onları da can kulağıyla dinlemelisiniz. Derslerimiz her sınıf düzeyinde olacak ama ağırlığı 8. sınıflar, 12. sınıflar ve mezunlar için olacak. 1. sınıftan 12. sınıfa kadar bütün sınıflar için derslerimiz olacak, etkinliklerimiz olacak, oyunlarımız olacak. Bunların hepsini zaman içerisinde izlemiş olacaksınız. Bu yayın ne zamana kadar devam edecek? Okullarınız açılıncaya kadar. Ve bu yayınları kaçırmış da olabilirsiniz. Yani yayının saatiyle sizin EBA'da dinlediğiniz bir saat ya da evinizde ortamın müsait olmadığı saatler de olabilir. Bu konuda hiç merak etmeyin. Biz bunları YouTube kanalımıza yerleştireceğiz ve izleyemediğiniz dersleri oradan tekrar izlemiş olacaksınız. Biliyorsunuz Kanal 23'ün çok geniş bir yayın alanı var. Kanal 23'ün uydudan izlenmesi mümkün, D-Smart'tan izlenmesi mümkün. Yine App Store'dan indireceğiniz application, yani Kanal 23 application ile izlemeniz mümkün. Yine Android'ler için Google Play'dan indireceğiniz uygulamalar var. Bunun hepsinin dışında da internet sitelerimiz var size vereceğimiz. Final Evinizde YouTube kanalı var. Bunların hepsinden izleyebilme imkanına sahip olacaksınız. Dolayısıyla dersi kaçırdım diye bir üzülme de söz konusu olmayacak. Ben şunu özellikle söylemek istiyorum. Dersin en güzeli yüz yüze derstir. Doğru olan budur. Yapılması gereken budur. Ama olağanüstü durumlar olur. İşte bir olağanüstü durumdayız. Dolayısıyla bu olağanüstü durumda da biz hem medya hem de eğitim kurumları olarak hem de yayıncılar olarak size uzaktan eğitim verme çabası içerisinde olmaya devam edeceğiz. Çünkü eğitim duraksama kabul etmez. Nasıl sağlık hizmeti verenler bu hizmeti devam ettirmek zorundaysa, eğitim hizmeti verenler de bu eğitim hizmetini aynı şekilde devam ettirmek zorundadır.
Yani eğitim, sağlık, beslenme bunlar hayatın vazgeçilmez parçalarıdır, unsurlarıdır. O nedenle eğitim-öğretim faaliyetlerimize çok geniş bir platformda devam edeceğiz. Ben bir de şunu söylemek istiyorum. Burada diyelim ki bir dersi dinlediniz, yayın bitti. Ama anlamadığınız yerler oldu. Onu mutlaka okullarınızdaki öğretmenlerinizle WhatsApp kanalıyla sorun, soru gönderebilirsiniz. Bu soruların çözümlerini isteyebilirsiniz. Bunun için bütün öğretmenler de hizmetinizde olacak bu kapsam dahilinde. Ayrıca dersi anlamadığınız zaman, bir daha dinlemek istediğiniz zaman dediğim gibi YouTube'daki video arşivimize gireceksiniz. Ve bu video arşivinden tekrar bu programları dinleyebileceksiniz. Yani yüz yüze eğitimin yerini tutmasa da önemli bir eksikliği gidereceğini düşünüyorum bunun. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığımızın 3 ayrı kanaldan yapmış olduğu EBA yayını var. Yine internet tabanlı EBA yayını var. Bunu da bizim yayınımızla birlikte izlemenizi öneriyoruz. Biz final yayıncılık olarak bunu bir sosyal sorumluluk projesi, ülkemize bir borcumuz olarak görüyoruz. Ve bu programın bütün öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Ayrıca Kanal 23'e de çok teşekkür ediyorum. Çünkü bir normal yayın yapan bir kanalın böyle günde 6 saatini, belki daha fazla da olacak bu ilerideki ihtiyaçlara göre, günde 6 saatini eğitim faaliyetine ayırması gerçekten önemli bir karardır. Ben bu anlamda Kanal 23 yönetimine çok teşekkür ediyorum. İnşallah onlar da bu hayırlı hizmetten kendi adlarına gereken düşen sevabı almış olacaklardır diye düşünüyorum. Ben çok da uzatmak istemiyorum. Biraz sonra öğretmenleriniz sizlere dersleri anlatmaya başlayacaklar. Derslerdeki akış nasıl olacak? Yani hangi konular işlenecek? Şimdi biliyorsunuz derslerde bir işlediğiniz konular var bugüne kadar. Bir de işlenmeyen konular var. Biz hem işlenen konular hem de işlenmeyen konular üzerinde duracağız. Yani işlediğiniz konuları tekrar etme, onları unutmama imkanı elde etmiş olacaksınız. İşlemediğiniz konuları da öğrenme imkanı bulacaksınız. Dolayısıyla yayınımızda yıl boyu bütün konular değişik periyotlarda yer alacak. O nedenle yayının özellikle şöyle bir kaygıya neden olmaması adına söylüyorum bunu. Çünkü Milli Eğitim Bakanımız işlenmeyen konulardan soru sorulmayacak dedi ama tabii okullar açılır da bu konular işlenirse bunlar da sistemin içerisine dahil olacak. Eğer daha ileri kötü bir senaryo söz konusu olursa da eski konuları çok iyi bilmeniz ve bunların tekrarlarını yapmanız lazım. Özellikle sınava girecek sınıflar için söylüyorum. Bunun dışında ara sınıflar için zaten durum biraz daha kolaydır. Onlar derslerini buradan tekrarlama ve yeni konular öğrenme imkanı bulmuş olacaklar. Ben hepinize iyi dersler diyorum. Yıllar sonra önlüğümle karşınızdayım. İhtiyaç hissedildiğinde ben de ders anlatırım. Yıllarca anlattım. Ve bütün yöneticilerimiz de bu önlüğü giymeye hazırdır. Ülkemizin çocukları için elimizden ne gelirse onu yapacağız. Hepinize iyi dersler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Önce sağlık, ondan sonra eğitim diyorum.